kontrol pas devamlı birbirimize destek veriyoruz. Türk futbolunun bir neferi olarak hep anılacaktır tabii ki. Gündüz Hoca denince aklıma ilk futbol geliyor. Çok büyük bir teknik adam. Futbolunun gelmiş geçmiş en büyük hocası. Her zaman onu bir baba olarak görüyorduk. Hayal kurduk. Her çocuk gibi. Tabii tercihlerimi çok küçük yaşta nasıl kullanacağımı bilemiyordum. Örneğin Sivas'ta 12 yaşına kadar kalmam. Dolayısıyla da Sivas futbolunun altyapısının çok üst düzeyde olmaması. Zaten evde yasak, okulda yasak, ailede yasak futbol. Değişik tercihler kullanmaya başladık. Sonra kendimi ifade edecek, kendimi yansıtacak topluma bir şey yapmam gereğine inandım. Çünkü ailem çok fazla okumamı istiyor. Ben de okul hayatını benimsememiştim, hiç sevmemiştim. Hayaller var, oynamak var, oynamak var, oynamak var. Rahmetli babamız hakimdi o zaman. Bizim top oynamamıza kızardı. Bize top oynamayı çok yaptık, kızardı ve top oynamayı seviyorduk zaten. Gündüz'ü seviyorduk, ben de seviyordum. Beş kardeşiz, biz bir de amcamın oğlu, 6 kişi. Evde futbol maçı yapardık. Ben de onlara katılırdım. Yani futbol çocukluktan kanımıza girdi. 5-6 yaşından beri. Sivas'ta oturuyoruz. Sene 1950 civarında falan. O gün için bir maç var. Mahalle maçı. Aramızda top oynayacağız. Maç yapacağız. Ya bizi rahmet babam kilitledi. Yani çıkmasınlar, gitmesinler diye. Çıkacağız, çıkamıyoruz. Aşağıda işaret ediyorlar. Evet, sizi bekliyoruz diye. O zaman çarşafları birbirine bağladık. Çarşafla 4 kat apartmanın en üstünden çarşafla inmeye başladık. İlk önce Gündüz inmeye başladı. Apartman yarısı geldi, çarşaf bitti. Aşağıda 10-15 metre mesafe. Gündüz attı kendini aşağıya, ayağı şey oldu. Arkadaşlar ben gittim, bay kardeşim aşağıda, ben de yine attım. Benim de kolum kırıldı. Böyle güzel bir maceramız vardı. Babam Eskişehir'e tayin oldu. Hakimdi. O zaman Eskişehir savcısı da Beşiktaşlı Tereyağı Nuri meşhur. Babam demiş ki bu oğlan futbol oynuyor, kaçıyor okuldan. Bir gel bunu seyret. Ben hiç hayatımda maça bile gitmedim. Bir karar verelim bu çocuk için. Ya okul ya futbol. Karar okul. Maçta da o gün çok kötü oynadım. Koşamadım, düştüm. Ya demiş babam bu koşamıyor. Sonra aldılar beni Bursa Lisesi'ne yatılı gönderdiler. Orada basketbola başladım. Okul takımında. Sonra döndüm lisanslı basketbola başladım. Her yere başladık girmeye de. Ama sonra yeteneğin keşfi dedikleri olay
Ben kendi yeteneğimi ortaya ne kadar çok koysam da beni birisinin itmesi lazımdı. Birkaç tane büyük abimiz, antrenörümüz beni bu konuda teşvik ettiler ve ittiler. Dolayısıyla da futbola lisansiyer olarak da Eskişehir'de başladım. Şey olarak da, sempati olarak da orada başladım. Bu arada konservatuar imtihanlarına hazırlanmasını söylüyorlar. Çünkü çok kabiliyetli. Sınava giriyor, başarıyor. Artık konservatuara şeysini yaptıracak, kaydını yaptırmaya gidecek. Eve geliyor, kazandım diyor. Babam da çok seviniyor, aile çok seviniyor. Gündüz konservatuara kaydını yaptırmak için Ankara'ya teyzemin yanına gidecekken bir arkadaşını görüyor Eskişehir'de. Eskişehir'deki arkadaşlarımızın, yani bir mahallenin logosu gibi ıslığı. Ara ara baktım, bizim askerlik şubesi başkanının oğlu Ertaş, o da top oynardı. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, sarıldık falan. Sizin konservatuara gidiyorum. Ya boşver, gel gidelim Karabük'e dedi. Benim eniştem orada kaymakam, ihtilalli olmuş 61-60 senesi. Ondan sonra Demirçelik çok güçlü bir takım. Araba buraya gidecekken doğru atladık. Beraber Karabük'e gittik. Gündüzden iz yok. Babam arıyor. Her tarafı aratıyorlar. Babam da işte ağır ceza reisi, polisler, karakollar hepsi emrinde. Herkes seferber oluyor. Gündüzden bir haber geliyor. Karabük Spor'da top oynamaya başlamış. İşte futbolun da macerası ve cazibesi beni orada daha da etkiledi. Çünkü yol boyunca titreyerek, korkarak, endişe ederek ailemden, babamdan, yani herkes beni arayacak, Ankara'da karşılayacaklar. Demek ki biraz da bazı şeylerde kararı genç de olsanız verirseniz ve kararın arkasında da korku olmazsa, endişe olmazsa durursanız demek ki yukarıya çıkma şansınız biraz daha fazla oluyor. Bu cesur kararla Gündüz Tekin Onay'ın yaşamında yepyeni bir sayfa açılır. Böylece yarım asırlık futbol hayatındaki kısa sürecek serüven başlar. Bu sürede birbirinden farklı pek çok kulüpte oynar. Ben ilk lisansiyer Eskişehir Işık Spor'da oldum. Sonra Fatih Spor diye bir takım vardı. Geçti, sonra onlar birleşti ve Eskişehir Spor'u oluşturdular. Sonra Bursa'ya gittim. Akın Spor amatördü o zaman, daha profesyonellikler kurulmamıştı. Oradan Karabük'e geldim. Yani futbol hayatımın en renkli, en verimli oyunlarını Karabük'te oynadım. Oradan işte askere gittim, muhafız gücünde oynadım. Ve ordu milli takımına seçildim. Sakatlandım. Sakatlandıktan sonra Karşıyaka'ya gittim, İzmir. Sonra beni şeye getirdiler oradan, İbrahim Tuster, Allah rahmet eylesin, PTT'ye. Sonra Zonguldak Spor kuruldu. İlk profesyonel adım attı Sayın Orhan Bey. Ben de Zonguldak Spor'da başladım. Sonra Şeker Spor'a, Coşkun Özar'ın antrenörlüğünde, ki orada iki sene kalmıştı Coşkun abi. Şeker Spor'da. Sonra da Kastamonu Spor'da başladım, şey devam ettim ve zaten Kastamonu Spor'da bitirdim 26 yaşında. Yani 16 yaşında, 15 yaşında lisansiyer oldum. 10 senelik bir hayat, zaten 10 tane de takım saydık. Kısa süre sonra yeşil sahalardaki hızlı başlayan yolculukta yapılan hatalar ve geçirilen talihsiz sakatlıklar futbol hayatına önemli ölçüde yön verir. Akıllı top oynardı. Çok sakin, akıllı top oynardı. Herkes ona bir severdi ama tabii gücü de en fazla işi yoktu. Bir fiziksel olayı iyiydi ama şey olarak, kaliteye ve yetenek olarak her şey mükemmeldi. Böyle ağırdı. Diyeceksiniz ki çok iyi oyuncu muydunuz? Arkadaşlarıma, çevreme, antrenörlerime göre iyi ama çok kontrolsüzdüm, bakmazdım, sigara içerdim, çalışmayı sevmezdim gibi eksiklerimiz vardı. Zaten bu eksikler beni çok uzun süre futbol oyunun içerisinde bırakmadı. Beni nereye kadar bıraktı? 26 yaşına kadar
taşıdı. O zamanın teknolojisi, bilimi, ilmi de bana yardım etmedi. Örneğin ben ilk geçirdiğim zaman bu bağ kopmasını, yanımdaki arkadaşlarım, antrenörlerim beni hamama götürdüler. Halbuki 48 saat soğuk yapmam gerekirken, ertesi gün baktım kan oturmuş, kıpkırmızı ayağım. Sonra doktorlara gittik. Ameliyattan da çok korktum, tedirgin oldum. Geleceğe endişeyle bakmadım ama gelecek korkusunda yaşadım. Yaşıyor insanlar bu korkuyu. Ne olacak, ne olmalı, bu yol haritası beni nereye götürecek diye. Çünkü başka bir becerim yoktu. Gündüz Tekin Onay, 26 yaşında geçirdiği sakatlık sonucu yeşil sahalara veda eder. Fakat bu durum önünde yepyeni ufukların açılmasını sağlayacaktır. Kastamonu Spor'da antrenörlüğe başlar. Geleceğin en önemli futbol adamı, tarihe adını yazacak yoldaki ilk adımlarını atar. Türk futbolunun yetenek avcısı artık yola çıkmıştır. 68-69 yıllarında Kastamonu'ya futbolcu olarak gitmiştim. Oradan bana telefon görüşmemizde, Coşkun 15 güne kadar kalmaz, ben antrenörlüğe başlıyorum, Kastamonu Spor antrenör olacağım dedim. Ve Türkiye'nin en genç antrenörlerinden bir tanesidir. İlk antrenörü de Kastamonu Spor'da başlamıştır. 68 senesinde Kastamonu Spor oyuncu olarak transfer oldum. Aynı senenin Kasım ayında antrenör oldum. Cebeci Stadyumu'nda Kastamonu Spor'un maçını izliyordum. Takımı bir sedye içinde birisi yönetiyordu. O beni çok etkiledi. Ya ne olmuş buna dedim. Bu antrenör oyuncuydu, ayağı kırıldı. Ama takımını terk etmedi. Bu her maçına geliyor böyle, seriyle geliyor dedi. Kastamonu'yu hatırlıyorum. Şimdi o takımın oyuncusuyum, antrenörüm karşında. Benden de çok büyük, en az 5 tane oyuncu var. Kendimi nasıl kabul ettireceğim? Lise binasını açtırdım. Abdurrahman Paşa Lisesi'ni. Saat akşam yemekten sonra 7'de girdim. 9'a kadar ne biliyorsam futbolla ilgili. Karşıma aldım çocukları. Konuşmaya başladım. Meslek hayatının ilk yıllarında karşısına çıkan bu olumsuzluk Gündüz Tekin Onay'ı yıldırmaz. O her ne pahasına olursa olsun futbol tutkusunun peşinden gidecektir. Babam, hiçbir şey olamayacaksın. Bana mektuplar yazar. Bu mektupları kafanı taşlara vurduğun zaman okumanı tavsiye ediyorum der. Artık bile bende şey başladı. Babamı mahcup etme olayı. Hiçbir şey olamayacaksın. Oyuncu olamayacaklar. Bitti. Sonra hiçbir şey olamayacaksın lafının altında ezilirken antrenör olduğumu bana kulüp tebligat yaptı, vali mavini, kulüp başkanıydı, belediye reisi falan. Diyelim pazartesi bugünü bu tebligatı aldım. Cuma günü kamptayız, Balıkesir Spor'la oynayacağız, beni çağırdılar. İşte baban hasta. İnanmadım, bir şey var, yok dediler, sana bir araba tuttuk. Hanımla beraber, Zeynep'le beraber, hiç konuşmadan 8 saat Kastamonu'dan İstanbul'a gidip babamın öldüğünü anladım. Hep yolda da onu düşünüyorum. Antrenörlüğümü görmeyecek. Ondan sonra görmedi. Yani benim antrenör olarak sahaya çıktığımı görmedi. Babamızın ölümü, ki biz o zaman ataerkin bir aileydik ki babalarımızın kucağında, mucağında falan böyle büyümedik. Korkardık. Saygının da ötesinde farklı bir ilişkilerimiz vardı aile içerisinde. Eve geldiğim zaman herkesi gördüğüm bir hayal meyal, artık bu işin bittiğini anladım ve babamın bunu görememesini, onu bir hırs yapmıştım ben. İhtiras, yani ben olacağım, ben bir şey olacağım. Görmedi ama ben oldum. O gün başaracağıma inandığım dediğim noktada yanlış bilgilendirme oyuncuları,
baskı altında bırakma gibi eksik donanımla onlarla çalışmışız. Ufkumu tabii hemen bir sene sonra Futbol Federasyonu açtı. Kastamonu tabii mali sıkıntıya girince demek futbolda oynayamadı herhalde. Açıkta kalmış. Dayısı rica etti. Ben de o zaman Orhan Şerif Apak'tı federasyon başkanı. Orhan Şerif Apak'ın haberi olmadan aldım onu. Ben 69'da Futbol Federasyonu'na girdiğim zaman, yani daha girdiğim diye bir şey yok. Tavsiye edildiğim zaman beni Orhan Şerif Apak'a götürdüler. Karşı karşıya oturuyoruz. Dene, yiyelim dedi Orhan Bey. Futbol Federasyonu'nda göreve başlamasıyla elindeki imkanları artar. Yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 30 seminere katılır. İleride bir rekora dönüşecek bu seminerler dizisi ufkunu daha da genişletir. Avrupa'da kendi jenerasyonunda UEFA seminerine katılan en genç teknik direktör olma unvanını kazanır. Futbol Federasyonu'nda 3 ay sonra Yugoslavya'da bir seminere gittim. Farklı bir tablo gördüm orada. Hemen ondan 2 ay sonra İskoçya'ya gittim UEFA seminerine. Hemen arkasından Doğan Andaş'la beraber İsviçre'nin Kreuzberg şehrinde 1970 Brezilya'nın dünya şampiyonu olduğu Carlos Alberto Pereira'nın kondisyoner, Zagola'nın antrenör olduğu ve dünyanın bütün antrenörlerinin geldiği böyle ayrı bir dünyaya girdiğimi hissettim. Bu dünya benim geleceğimle ilgili benim de kendi kendimi itmem, başarmam ve teşvik etmemle farklı algılamaya başladım daha çok futbolu. Bir başlangıçtı benim için de. Bu başlangıçla Gündüz Tekin Onay 27 yaşında A Milli Takım yardımcı antrenörlüğüne kadar yükselir. Tüm gözler genç hocanın üzerindedir. Ondaki akıl almaz yeterek artık herkesin dikkatini çekmiştir. Abdullah Gigiç A Milli Takım antrenörüydü. Dediler ki Orhan Bey sen de git Gigiç'e yardım et. Titremeye başladım. Takıma bakıyorsunuz. Şu zaman Can Bartu falan da oynuyor. Ercanlar güçlü bir takım, milli takım. İşte RCD turnuvasıydı Pakistan, İran falan. Gigiç, Sayın Gigiç, işte Can İtalya'dan geliyor. Monsieur Can diyor. Bana da diyor ki şey, yemek yeniyor, yürüyüş yapacak. Can orada tavla oynuyor, kaldıracağı diyor. Antrenmana gidiyoruz, Can sakatım diyor. Can'ı al özel çalışır diyor. Bir gün artık ben sinirlendim burama geldi. Sen takım, sen Can, ben takım dedim. Yani sen al Can'ı çalıştır. Ben takımı çalıştırayım dedim. Bunlara tahammül edemedim. Yok bu benim, bana ait bir iş değil dedim. İşte o gün orada yardımcılık işi noktalandı. İlk genç bir takımın maçında ben o zaman koç grubunda çalışıyordum. Yunanistan'da, Bursa'da maç yapıyorlardı. İlk maç oydu. Orada Yunanistan'a 1-0 yendiler, galip geldiler. Siz o gün anlatabilirsiniz, çok muazzam bir gün olmuştu o gün. Genç milli takımda 3 yıl kaldım. İşte ben 3 sene olumlu olumsuz, iyi sonuçlar. O zaman tabii genç milli takımlar çok popülerdi. Gazetenin arka sayfasını açtığı zaman tan sayfa çıkardı. Çok da iyi yetenekli oyuncular vardı. Çok yetenekli ve güçlü oyuncularla da beraber olmak benim sınırlarımı aşmam için bana bazı kolaylıklar da sağladı. Hadi bakalım çocuklar. Allah yardımcınız olsun. Hadi. Milli maç uğurlu olsun. Genç milli takımda kadroya aldığı oyuncular arasında özellikle biri vardır ki gelecekte futbol denilince akla ilk gelen isimler arasında yer alacaktır. Genç bir oyuncuydu. O zaman da bölgeler şablonumuz var. Bu çocukları bölgeler adı altında toplamaya başladık.
her bölgeden seçici gönderdik bölgelerimize. Bunları topladık. Sonra bir federasyon karması kurduk. İşte ilk federasyon karmasına seçilmişti Fatih. Bir defa daha 16-17 yaşında tanıştık. Demek ki aşağı yukarı bir 37 sene var. Genç bir takım, genç karmalar önce vardı o zamanlar. Güney'in, Adana'nın genç karmasına seçildik. Arkasından bir Balıkesir'e gittik ilk. Orada tanıştık. Sonra genç bir takıma çağırdı beni. Benim ilk genç bir takım hocam. Arkasından da beni en genç, en küçük yaşta olmama rağmen Ümit Milli Takım'a alınması için çok rapor verdi. Beni az milliyken takım kaptanı yaptı. O zamanlar daha bir fazla milli olan takım kaptanı oldu ama bir gün dedi ki takım kaptanı sensin. Sen de onu görüyorum. Artık bir lider bulmuştum takımda. Ki en yenilerinden bir tanesi olmasına rağmen. 19 Mayıs stadında İspanya maçından önce Kıbrıs'ta oynuyorduk. İkinci devre oyuna soktum diye tepki gösterdi bana. Topu kimseye vermedi, çalınmalım. Reşit'le de aynı odada yatıyorlardı. Çağır dedi, eşyalarını toplasın gitsin. Özür dedi Fatih. Sonra giriyordu, üzülüyordu. Onun üzülmesi de benim çok hoşuma gidiyordu. Yani oynamıyorum diye tepki koyması. Gündüz Tekin Onay, Fatih Terim dışında futbola pek çok yeni yıldız kazandırır. İlk kez Yunanistan milli takımı ile yapılan karşılaşmada takımın başında maça çıkar. Genç milli takımdaki son maçı da yine Yunanistan'la olacaktır. Yunanistan'da Avrupa Şampiyonası grup elemenin son maçı vardı. Orada devre arasında rahmetli Orhan Bey, Ali Rıza Ertuğ Bey'i, o da çok sevdiği bir yardımcısıydı. Haftayım da gönderiyor, şunu çıkarsın, şunu onun yerine soksun. Gündüz de bunları dinlemiyor. Ertesi gün tartıştı, istifa ettiğimi söyledi. Trabzon'da Necdet Niş'e bir amatör kurs açtırmıştık. Bu kursta sonunda imtihanlar yapılacaktı. İmtihanlar yapılırken de Gündüz'ü mümeyyiz olarak gönderdik. O arada bir gün kapı çalındı benim odanın. Baktım bir bey geldi, Adanalı. Dedi ki, Adana Spor'un yönetim kurulundayım. Seni antrenör olarak almak istiyoruz. Vallahi dedim, ben dedim gelmek istemiyorum dedim. Çocuğum yeni oldu. Bunun için Ankara'dan ayrılmak istemiyorum. Buradan da çok memnunum dedim. Ama dedim size bir antrenör tavsiye edeyim dedim. Gündüz Tekin Onay dedim. Bir gün Trabzon'da kurs yapıyorum. Geldi mektup. Adana Spor seni istiyor. İyi düşün, iyi karar verdi ya. Arada anlaşamıyoruz. Tuzak hazırladım Adana Spor'a. Yöneticiye. Kurs olduğu için adam gelsin beni bir tanısın, dinlesin diye kursa çırpınıyorum. Adamı kursa soktum. Neyse bir kursta ben dersin programını değiştirdim. Ne biliyorsam yine anlatmaya başladım. Adam çıktı, adamı takip ettirdim, telefona koştu. Bütün parasını ben veriyorum, bir dahiyle, dahiyle anlaştım dedi. Hemen arabaya, uçağa atladık, gittik. Adana Spor ve profesyonel antrenörlük macerası öyle başladı. 30 yaşında profesyonel 1. lige Adana Spor'la adım atar ve Türkiye 1. liginde aralıksız 21 yıl devam edecek antrenörlük serüveni böylece başlar. Adana Spor'dan Zonguldak Spor'a ve sonrasında Beşiktaş'a uzanan yıllar zaferlerle dolu geçer. Artık tüm Türkiye genç hocanın yükselişini izlemektedir. Allah rahmet eylesin, Yalçın Sürmeli. Sürmeli Oteller'in sahibi benim kan kardeşimdi. Adana'da da beraber çalışmıştık. İşte Beşiktaş'a sonra yönetici oldu. Ben de Zonguldak'taydım. Zonguldak Spor'da. Kötü de gitmiyorduk. Fenerbahçe ile burada Didili berabere kaldık 2-2. Sonra kulüp başkanıyla hafif bir tartışmamız oldu. Galatasaray'ı yenemedik diye. Hocam bu nasıl takım deyince ipler koptu. Gecede bir telefon geldi. Mehmet Üstünkaya'yı altına, yarın gelebilir misin? Sizinle görüşmek istiyoruz diye.
Atladım gittim. Teklif yaptılar. Mukavelem yoktu galiba. Daha beşinci haftaydı. Anlaştık. Hiç para koşulu falan yok. Sadece benim tek istediğim, ben yetki isterim. Tam yetkiyi de verdiler. Ben de imzayı bastım. Beşiktaş macerası başlamıştır. Hayallerinin takımına geldiğinde 33 yaşındadır. Gündüz Tekin Onay, 3 büyük takımdan birinde görev yapan, gelmiş geçmiş en genç antrenör olarak tarihe adını yazar. İlk maça da çıktık. Giresun Spor'laydı. Zannettim ki cehenneme çıkıyorum. Ayaklarım titredi. Oraya kadar, kulübeye kadar zor yürüdüm. Bir yer gök gümbür 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 diyordu. Hem heyecanlı hem mutlu. Karışık ifadeler içerisinde zor kulübeye kadar gittim. Ne görüyorum, ne bir şey, hiç böyle yürüyen bir adam. İki bir kazandık ama iyi oynayamadık. Ertesi gün gazeteleri okudum. Şimdi çok sevdiğim, beraber yaşadığım, çalıştığım bir abim. Ve birkaç daha eleştirmen. İşte böyle yerden yere vuruyorlar beni. Ben de hemen, olan basın toplantıları falan yok. Hemen gazeteciler geldiği zaman, ertesi gün antrenmanda hemen cevap vermek ihtiyacı hissettim. Ben geçen sene yılın antrenörü altın çocuktum. Yani geçen sene dediğin arada da 5 maç var. Ben buraya ilk lig maçına geldim. Fenerbahçe'yle berabere kaldık 2-2. Göklere çıktım. Demek benim antrenörlüğüm 5 maçta paramparça oldu. Yani 5 maç sonra ben antrenörlüğü unuttum. Saygıyı da bıraktık da özverili oldum. Şimdi de biraz beyanat verdim. Tabii ondan sonra basın aramız hiç iyi gitmedi. Zaman zaman medyayla ilişkilerinde de, kendi başkanı yöneticileriyle ilişkilerinde de doğru bildiğini söylemekten hiç sakınmadı. Hiç unutmuyorum o ara. Beşiktaş'ta toy bir muhabirim söylüyorum. Yeniköy'de Boğaziçi Oteli vardı. Beşiktaş takımı kamp yapıyordu. Telefon ettim, ben de Beşiktaş'a bakıyorum. Hocam bir gelmek istiyorum. Bir maçları var o ara, kritik bir maç. Hafta arası takım kampta. Gittim ama Beşiktaş'ın sıkıntılı, gerilimli günleri gene. Hoca burnundan soluyor, of, pof, ağzından düşürmediği sigarası, bardağın en üst noktasına kadar buzla dolu suyu, kahvesi, oturduk, konuşuyoruz falan, laf döndü dolaştı. Ben de o ara milliyetteyim. Bizde bir şeyle, şimdi ismini vermek istemiyorum, rahmetli oldu, o dönemin çok önemli bir yazarıyla çekişiyor ama devamlı Gündüz Hoca'nın aleyhine yazıyor. Yazar abimiz, büyüğümüz, Allah gani gani rahmet eylesin. Gündüz Hoca ona karşı çıkıyor falan. İşte röportajı yaptım falan, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Senin yüreğin var mı dedi bana. Ben de toyum ya. Var hocam kendimize göre dedim. Sana bir şey söyleyeceğim ama dedi, bunu söyleyebilir misin dedi. Söyleyemezsen de seni kınamam, şey yapmam dedi. Buyurun dedim. Gazeteye döneceksin mi dedi, döneceğim dedim. O yazar büyüğümüzü anarak. Ona selam söyle dedi. Onun anasından başlayarak. Verdi, veriştirdi hoca. Söylerim bak dedim. Ben de söyle diye söylüyorum kardeşim dedi. Git söyle. Peki, hay hay. Elçiye zeval olmaz. Gazeteye gittim. Geldi o yazar büyüğümüz rahmetli. Sana bir mesaj var. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Söyle dedi. Niye söylemeyeceksin? Gündüz Hoca dedi ki, yüreğin varsa git bunu söyle. Ben de sana söylüyorum. O işte abimizin ismi, onun anası, bacısı bilmem ne dedi, yerinden fırladı. Böyle dokunulmazdı olan o dönemler yani. Yukarıda Allah, aşağıda bunlar yani, inanılmaz otorite. Deli oldu Milliyet Spor Servisi'nin içinde, Ocağaloğlu'ndaki binada. Dört dönüyor böyle servisin içinde. O dönemin başkanı rahmetli Mehmet Üstünkaya, onu da rahmetle anmış olalım yeri gelmişken. Hemen telefona asıldı. Üstün dedi, şu hocama terbiye ver dedi. Nasıl konuşuyor bu dedi. Hem takım çalıştırmasını bilmez dedi. Hem dedi
terbiyesini zorlar dedi, böyle dedi, biz ne yaptık falan filan, yıkılıyor ortalık. Abi Gündüz Hoca'nın umurunda değil bu işler, o bildiğini okuyor. Bir baktım bir hafta 10 gün sonra ne bir vesileyle Gündüz Hoca Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrıldı. 2. senenin 17. ayda ayrıldım. 17. ayda ayrıldım. Kabul etmediler istifamı, kaçtım. Şimdi bana silah çekseler, ben 35 yaşında Beşiktaş'tan ayrılmam. Silah çekip gönderseler, vurun gitmem derim. Demek o zaman çocuğuz, heyecanlıyız. Neden diye sorarsanız, işte Abdi Pekşalar rahmet eylesin, Mehmet Üstünkaya ile Foça'da yemek yerken, ben de başka bir yer, grupta masada yemek yiyordum. Selamlaşmadık. O günde Bolu'yla berabere kalmıştık. Selam vermedi diye küstüm, her gün istifa ettim. Yani düşünebiliyor musunuz? Bunlar çocukluk. Bunlar aklıma bile dahi gelmesini istemediğim şeyler. Şimdi top savaşta. Savaş uzattı topu, ceza sahasında. Erdal da sert bir şut, Sabri zorla kornere gönderdi. Ve Vefa'nın ilk hataydı bu. Vefa Radulovic, Sait Muharrem, Nedim Fikri Savaş, Ömer Raşit, Erbal Bekir, Erdinç derdibinde. Şimdi bir atak seyrediyoruz Beşiktaşlar'da. Vuruyorlar mütemadiyen. Radulovic'den döndü. İkincisi ise Sait. Beşiktaş'taki günler teknik ve maddi imkansızlıklarla mücadele ederek geçer. Ama Gündüz Tekin Onay inandığı yolda ilerlemeye yılmadan devam eder. Tüm bunlara rağmen 17 aylık süreç başarılarla doludur. İlerledi fakat Radulovic'e çarpan top Yugoslav kalecinin kucağında kaldı. Kaleci degajmanını elle yaptı ancak ne var ki ilk yarıda sona erdi. Evet, ilk yarının neticesi Beşiktaş 0, Vefa 0. O yıllar Beşiktaş'ın sıkıntılı yıllarıydı böyle. Hafızam beni yanıltmıyor herhalde. Şeref Stadı, böyle bugünkü Çırağan Oteli'nin olduğu Şeref Stadı Beşiktaş'ın yuvası. Düşünün, suların çokça akmadığı, tenekelerle suların taşındığı. Hani soyunma odalarında zaman zaman şu kadar farelerin dolaştığı. Türkiye'nin gelişmişliği o günlerde 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Bundan Beşiktaş da ciddi şekilde nasibini aldı. Tesisimiz yok, kalacak yerimiz yok. Antrenman sahası, çim yok. Zaman zaman duş bulamazdık. Duş yakıt problemi olurdu. Ortaköy hamamına koşarak giderdik. Böyle çileler çektiğimiz bir dönemdi. Kampa gidiyoruz. Malzememiz yok. Benden önceki Alman antrenör Buz, Almanya'dan sipariş vermiş Puma. Haziranda gelmiş siparişler. Biz Yalova'ya kampa gideceğiz. Ocak'ta çekemedik. Malzemeleri çekemiyorsunuz. Soyunma odasına girdiğiniz zaman çok dar, küçücük bir oda kadar. Bir tane de onların yanında benim odam var. Duşlar. O zaman hep derler ki fareli bilmem şeref stadı. Hatta benim geldiğim yıl bir kibritle sen çak kap Beşiktaş için kampanyası vardı. Beşiktaş'ta takımları alkışlıyorlar ve oyun devam ediyor. Sağ taraftan bir panerde. Radulovic çıktı. Yumrukla ceza sahasının dışına kadar çıkartıyor. Erkan son derece süratle yetişti. Aldı topu, bakındı etrafına. Doğru Güray'a verdi. Güray ve Fallan'ın yanına doğru geldikten sonra gönderdi Erkan'a. Erkan gönderdi. Radulovic ıskaladı ve ikinci gol. Faruk tarafından 88. dakikada. Beşiktaş 2-0 galip ve Fallan mukabil hata geçiyorlar. Bekir'de. Çok sıkıntılı bir dönem yaşadı. Fakat Beşiktaş beni tercih etti yine. Beraber çalışacağız dedi. Çok büyük bir şampiyonluk şansı yakaladık. Olmadı ama Başbakanlık Kupası'nı aldı Beşiktaş o sene. Türkiye Kupası da Türkiye'yi temsil etti. Ben bıraktığım zaman lig üçüncüsüydü. En önemli Beşiktaş'ta da futbol altyapısı oluşturduk. Serpil Hoca'yı onun başına getirdik. İşte bakarsanız şöyle, sayarsanız Feyyaz'ından, işte Metin'inden, Ziya, ben Ziya'yı 25 bin, Ziya Doğan'ı Çapa'dan aldım. Bunları da sayarsanız oradaki etkinlikler tartışılmaz. Oraya da bir şey götürmüşüz demek. Hem eğitim götürmüşüz, hem tarama götürmüşüz, hem popülerite götürmüşüz ki Beşiktaş'ı örnek almak için yurt dışından bile incelemeye geldiler. Bunların hepsi bana göre değil, gerçeğe göre doğru şeyler. Feyyaz koşuyor.
Falco. Şut pozisyonu Mehmet. Savunmadan döndü. Gol pozisyonu ve top ağlara gidiyorlar. Top ağlara olmayan Feyyaz. Feyyaz durumu 2-1 yapan gol atıyor. Beşiktaş'ta yaptığı antrenörlük kısa sürdü. Keşke Beşiktaş tamir etseydi. Gündüz'ün o fikirlerine o zaman destek verselerdi. Beşiktaş kulübünde çok büyük faydalar sağlardı. Beşiktaş takımı uzun yıllar çalışabilseydi ondan, şunu iddia ediyorum ki çok daha yapılanma sürecini çok daha kısaltabilirdi. Çok daha önemli, o yıllar içerisinde çok daha önemli başarılar elde edebilirdi Gündüz Tekin Onay'la. Hayallerinin takımı Beşiktaş'ta yolları ayrılır. Zonguldak Spor'da antrenörlüğe başlayan Gündüz Tekin Onay, görevine çeşitli Anadolu kulüplerinde devam eder. Bu süreçte 1. Lig'de çıktığı 462 maçta bir ilke daha imza atarak lig rekoru kırar. Beşiktaş'tan sonra Zonguldak Spor'a geçtim. Çünkü Zonguldak'tan gelmiştim. Zonguldak'a Beşiktaş'ta gittiğimiz zaman 2000 polis güvenliği altında sahaya çıktım. Ne maçta Yaşa Beşiktaş dediler, ne Yuh Beşiktaş dediler, ne de Aslan Zonguldak dediler. 90 dakika beni protesto ettiler. Orayı bırakıp Beşiktaş'a gittiğim için. Ondan sonra emniyet güçleriyle geldim sahaya zaten. Maç günü geldim. Aynı Zonguldak bir sene sonra beni çok aşırı istedi. Ve gittik. Oraya olağanüstü güzel bir takım kurduk. Lig üçüncüsü bile oldu takım. Orada hayatımın iyi günleri geçti. İyi sonuçlar aldık. Hiç kötü bir şey yaşamadık. Son üçüncü senem şampiyonluk bekliyordum. Artık onu istedim. Üst üste iki mağlubiyet aldık. 10 maçta 8'inde yenilmemiştik. Gündüz Tekin Onay bu sezonun ikinci mağlubiyetini aldınız. Yaptığınız özel karşılaşmalar, Federasyon Kupası ve Türkiye Ligi maçları dahil. Bu konuda bize neler söyleyeceksiniz? Uzun süre kaybetmeyen takımım bugün kaybetti. Bu kaybediş biçimi bizim için çok büyük bir anlam taşıyor tabii haliyle. Federasyon Kupası'ndan sonra ligde de bu maçı kaybetmemiz bizim için gerçekten büyük bir darbe oldu. Ancak takımı bugün buraya getiren ve 2 hafta evveline kadar belki de... Adana Spor da kötü durumdaydı. İsrar ettiler, Adana Spor'a geçti. Adana Spor camiasında görev aldığı süre içerisinde çok büyük başarılara imza attı. Adana Spor'u bugün Süper Lig olarak adlandırılan 1. Lig'de lig ikincisi yaptı. Çeşitli defalar lig üçüncüsü yaptı. Avrupa kupalarına taşıdı ve yoklar içerisinde bunları gerçekleştirdi. Şimdi bakıyorum 5., 6., 4. olan takımlar gündemde. Vay anasına be, işte Anadolu Yıldızı falan diyorlar. Biz şampiyonluğu 4 puanla kaçırdık. Adana Spor. Milan, Inter Milan geldi UEFA kupasında. Yani Adana Spor'la 2 tane de 4.'lük yaşadık. Balkan Kupası, UEFA Kupası. Ceza sahasına paralel bir pasta aldı. Fenerbahçe bırakmadı. Fakat Adana Spor'larda mütemadiyen top onların ayağında. Ceza sahasının 1-2 metre kadar içerisinde yine. Gerilerden bir pas. Sol tarafta Ali'ye geldi. Onda bir işte ve gol. Evet, evet. Bu az önce söylediğim gibi. 87. dakikada oldu bu gol. Mütemadiyen paralel paslar yaptılar ve bu arada Reşit Ağa'dan kaçırtıp gollerini attılar. 87. dakikada 1-0 galip durumda Adana Spor. Adana'ya giden bir Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın Adana'ya korkarak gitmesini başardı. Yani Adana'da bir takım, öyle bir takım oluşturdu ki yani Adana Spor'u yenmek çok zorlaştı. Ve en önemlisi Adana halkı Gündüz Tekin Onay'ı ve Adana Spor'u çok gönlüne, içine sokarak, içinde hissederek tribünleri doldurdu. Önemli olan buydu. Takımıyla taraftarını bütünleştirdi. Adana'ya çok büyük bir katkısı var. Futbolu sevdirdi. Takım sevdirdi. Arkadaşlık kurdu. Başarının arkadaşlıkla, beraberlikle olabileceğini gösterdi. Avrupa'nın kapıları aralanmıştır. Gündüz Tekin Onay'ın katkılarıyla ilk defa bir Anadolu kulübü UEFA Kupası'na katılır. Gerçekleştirilen ilkler hızla devam eder. 1996 yılında Adanaspor Kulübü Başkanı bir teknik direktördü.
Belki de Türkiye'de ilk kez böyle bir şey olmuştu. Gündüz Tekin Onay Adana Spor Kulüp Başkanı'ydı. Adana Spor'un adeta bir neferi olmuştur. Büyüğü olmuştur, başkanı olmuştur, bir idolü olmuştur. Onursal başkan olmuştur, her şeyi olmuştur. Hakikaten Gündüz Tekin Onay demek Adana Spor için çok şey demektir. Gündüz Hoca'nın tek bir ideali vardı. Yanlış hatırlayabilirim ama Türkiye Lig, 1. Lig'inde 430'un üzerinde 1. Lig'de maç yönetmişti. Takımının başında sahaya çıkmıştı. 500. maçını tamamlayıp onu da Adana Spor'un bünyesinde Adana Spor Teknik Direktörü olarak 500. maçını tamamladıktan sonra belki de bir Türkiye'de yine bir ilke imza atacaktı. Bir teknik direktörün jübile yapmasını isteyecekti. Kendisi jübile yapacaktı. Ama ne yazık ki Adana Spor alındıktan sonra, şirketleştikten sonra Gündüz Tekin Onay'la işlerimiz bitti, yollar ayrıldı denildi. Bu da tabii o dönemde 500. maçını yapıp jübile yapmak isteyen Gündüz Tekin Onay'ı çok kırmıştı. Belki de hayatı boyunca aldığı en büyük darbe diyebilirim, üzüntü diyebilirim o dönem içerisinde. Sevinçlerin kimi zaman hüzünle bütünleştiği, azim ve çalışmanın doğru hedeflerle birleştiği, zaferlerle dolu bir öykü. Gündüz Tekin Onay'ın başarıyla ve ödüllerle geçen antrenörlük dönemi son bulur. Fakat her son yeni bir başlangıcın işaretidir. Belki futbol geçmişi çok iz bırakmamıştır Türk futbolunda ama antrenör olarak ve bilhassa eğitim dairesi olarak çok üretken, çok faydalı işler yapmıştır. Bizden evvelki dönemlerde genç milli takımlarımız senede 10 tane maç oynardı. Ama ben göreve geldiğimde Gündüz Hoca'nın hayata geçirdiği proje, işte çok fazlaca genç milli maçlar oynamamız lazım ki uluslararası düzeyde bu çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım demesiyle ve biz de ona onay vermemizde senede 60-65'e yakın genç milli takımlar düzeyinde maçlar oynanmaya başladı. Ve o genç milli takımlardan Ümit Milli Takımına, daha sonrasında Ümit Milli Takımından da A Milli Takıma kadar yükselen herhalde hatırladığım kadarıyla en az 30-40 tane futbolcu var. Her yıl bir tane ülkeye genç oyuncu, yıldız oyuncu çıkartabilir miyiz? Bu felsefeyi kendine edinmiş, bu ülkeyi kendine edinmiş. Bunun üzerine çok koşmuştur. Aşağı yukarıda son 10 yıla baktığımız zaman da her yıl bir tane genç oyuncu, yıldız oyuncu bu ülkeden de çıkmıştır. Her genç futbolcu için Gündüz Tekin Onay'ın yeri ayrıdır. Çünkü genç milli takımlarda oynamış genç futbolcular için çok önemli birisi. Gündüz hocamızın antrenör olarak futbolculara katkılarından çok Türk futboluna inanılmaz katkıları oldu. Çünkü o senelerden itibariyle bugünleri görebilen bir hocaydı. Çok yenilikçi bir hocaydı. Bundan 7 sene önceydi. 7 senede tabii ki de futbolda çok şeyler gelişiyor. İnsanların bugün söylediklerini Gündüz Tekin Onay o gün de bize anlatırdı. Gündüz Tekin Onay'ın hocaları, öğrencileri bizimle yaptıkları toplantılarda kendisi de futbolun gerekliliklerini o gün de bize anlatırdı. Şimdi bakıyoruz ki onun dediklerini daha iyi anlıyoruz. Sahanın içinde onun bize öğrettikleri daha çok işimize yarıyor. Taktiksel anlamda ve oyun bilgisi anlamında çok şeyler öğrendik. Bizim önemli turnuvalarımızdan önce Gündüz Hoca gelir bizlerle toplantı yapardı, bilgilerini aktarırdı. Bu bizim için çok büyük bir kazançtı. Çünkü o çok tecrübeli, çok birçok futbolcuyu izlemiş, görmüş. Yani futbol bilgisi çok üst düzey bir hocamızdı. Uzun süreler bu futbolun içinde olduğu için yani kimin futbolcu olacağını, kimin olmayacağını, yani kimin sonradan değişeceğini hep tahmin eden bir hoca. Yani o bana o kendisi yani yüz yüze söylerdi yani. Sen futbolcu olacaksın, çalışırsan. Yani nitekim de söylediği insanlar hep bir yerlere gelmiştir. Gündüz Hoca'da çok farklı şeyler gördük biz. Yani bir futbolcunun kendine güvenmesinden tutun da vizyonun geniş olmasına kadar yani hayat görüşüyle alakalı olsun, insanlara yaklaşımı olsun çok fazla şeyler bize öğretti. Genç milli takımda onunla beraber çalışmak bize çok büyük avantaj sağladı. Futbol sevgimizi ve kazanma azmimizi çok üst seviyeye taşıdık onunla beraber. Bir baba gibi yani çok şefkatli, çok yardımsever. Yani elinden geldiğince bizim için en iyisini olması için çalışır. Sağ olsun her zaman bana destek verdi. Geç bir takımda her zaman benle ilgilendi. Her milli takıma çağırdı.
Buralara gelmemin en büyük sebeplerden biri de Gündüz Tekin Anay'dı. Yurt dışına baktığınızda onlar olayları biraz daha profesyonel anlamda görüyorlar. Her şeyi profesyonel olarak yaşıyorlar ve o şekilde sahaya yansıtıyorlar. Ama Gündüz Hoca'nın yaklaşımı dediğim gibi bize bir evladı olarak yaklaştığı için zaten yeteneklerimizin doğrusunda bize bilgilerini aktarıyordu. Ama bize o sıcaklığı verdiği için o sıcaklığı her yerde arıyorsunuz. Yurt dışında onu bulmak zor oluyor açıkçası. Gündüz Tekin Onay futbol hayatı boyunca oyuncularını her zaman ön planda tutan bir hoca olarak farkını bir kez daha ortaya koyar. Sözleşme yaptığı dönemlerde de ilk söylediği laf, benim paramdan önce futbolcuların prim, maaş ve transfer taksitleri gecikirse sözleşmemi feshederim diye bir madde koyardı. Ve futbolcular da hep Gündüz Hoca kendilerinin haklarını savunduğu için futbolcular hem severlerdi hem sayarlardı. Her şeyimizle ilgilenirdi. Hatta ekonomik koşullar altında da kulüp sıkıştığı zaman kendini öne atarak, kendi imkanlarını bize sunarak davranışlarda bulunduğunu da biliyoruz. Şey ödenecek, çocuklara para taksit ödenecek. Üstün kaya da yok, kimseden çıt yok. Bu tarihi olaya bir damga bastım. Arabamı götürdüm, sattırdım. 185 bin lira hiç unutmam. O 185 bin lirayı oyunculara dağıttım transfer taksiti olarak. Yani benim sözümdü. Çünkü çocuğu alıp karşısına ben muhatap olmuştum. Zonguldak Spor'da çalıştığımız yıldı. Kendisi gene sporcuların iyi yaşaması adına ekonomilerini çıkmaza girildiği bir ortamda görevini bırakmıştı. Tabii çok aşırı sevilen bizler tarafından, sporcular tarafından bir teknik adamdı. Her kulüpte olduğu gibi. Kendisi bizler habersiz şehirden ayrılmıştı ve ayrılması da biz yarım saat, bir saat içerisinde duymuştuk. Hiç unutmuyorum. Tüm takım özel araçlarla herkes arabalara dağılarak hocayı yakalayıp bir an önce hocayı tekrar görevine döndürmek için inanılmaz tehlikeli anlar yaşamıştık yollarda. Uzun bir zaman içerisinde kendisini hakikaten yakaladık yolda. Çok müthiş bir tabloydu. Bütün futbolcular ağlıyordu, kendisi ağlıyordu. Onu geriye döndürebilmek için. Ama tüm duygusallığımıza rağmen geri dönmedi kendisi. Tabii prensiplerinden asla taviz vermeyen bir insan. Türk futboluna yaptığı o reformlardan sonra hiçbir gün piyasanın antrenörü olmadı. Piyasanın antrenörü derken yani Enet Efendimci olmadı. Fikirlerini savundu. Futboldan kimseye taviz vermez. Ne taraftara ne futbolcusuna. Hiç kimseye taviz vermez. 1980 yılında Mersin İdman Yurdu'nda teknik direktörken bir maç oynanıyordu. Maç esnasında zannedersem dakika 70'in dakika falandı. Ve Mersin İdman Yurdu 0-0 berabere giden bir maçtı. Bir şahıs geldi, şu anda hatırlamıyorum kim olduğunu. Başkanım tarafından geliyorum dedi. İşte şu şu futbolcuları alın, onun yerine de şu şu futbolcuları sahaya sürün diye bir konuşma oldu orada. Ben de dinliyorum kulübenin yanında. Gündüz Hoca çok enteresan, hiç istifini bozmadı. Maçı o anda izliyordu zaten oturduğu yerden. Sayın başkanınıza gidin söyleyin, kendisi gelsin bu kulübede otursun, ben de onun yerine çıkacağım, başkanlığı ben yapacağım. O gelsin teknik direktörlüğü burada yapsın, istediği futbolcuyu değiştirsin. Defol git dedi başımdan Gündüz Hoca bir sinirli bir halde. Ve başkanın dediklerini yapmadı. Ve maçı 80 küsürlü dakikalardı, bir gol attı. Çıkartın dediği adamlardan birisi. Ve daha sonra bir gol daha atıldı. 2-0 o maçı almıştı 70'ten sonra. Gündüz abi teknik adamlara başladığı zaman yani 7 derenin suyunu içmiş bir teknik adam değildi. Genç bir teknik adamdı. Belki futbol oynayacak yaşlarda teknik adamla başladı. Onun için o tamamen kendisini yetiştirmesinden kaynaklanan bir olumlu tarafı vardı ki o zaten başarılarında önemli bir rol teşkil etti. Şimdi bu tip insanları örnek almazsanız doğruya giderken, doğruları ararken çok iyi bir yaklaşım göstermezsin. Mutlaka onlardan istifade edeceksin. İşte Gündüz abinin ben devamlı anlattığım kulübedeki duruştu. Maçtan önce, maçtan sonra yani tavrı,
ne bileyim medya ile ilişkileri, takımla saha içinde, saha dışında diyalogları, bunlar hep örnek alınacak şeyler. Çoğu futbol adamları ya teorik alanda başarılıdır ya pratik alanda başarılıdır. Teorik alanda başarılı olan insanlar pratiğe girdikleri zaman kitapla hareket birbirinden uzak olduğu için başarısız olurlar. Ama Gündüz ikisini beraberce çok iyi harmanlayan ve çok başarılı bir futbol adamıdır. Çalışmak, belirlenen hedeflere varmak için atılan hep ilk adım olur. Yenilgilerse doğru yolu gösteren bir araç. Mağlubiyeti asla kabul etmezdi. Hazmedemezdi. Ama taşkınlık yapmazdı hiç. Kaybedilen maçlardan sonra bize küserdi. Verdiği en büyük ceza buydu bize. Çarşamba gününe kadar küserdi. Çarşamba günü yavaş yavaş konuşmaya başlardı bizde. Kızar, küser. Fakat hiçbir zamankini tutmaz. Ben yine bu zamanlardaki gibi böyle genç milli takımda da biraz asi yapıya sahip bir oyuncuydum. O dönemde de yine İtalya kampıydı. Yine Gündüz Hoca'nın da bizim yeni başımıza geldiği dönemlerde. O kadar sıcak bir ilişkimiz vardı kendisiyle. Bütün takımın olduğu gibi. Ben de takımın kaptanıydım. Bir maçta bir oyuncuya dirsek atarak kırmızı kart görmüştüm. Gündüz Hoca benimle birkaç gün kadar konuşmamıştı. Ama gerçekten çok yumuşak bir kalbi var. Benim de ona karşı olan hislerimi bildiğinden birkaç gün sonra enine boyuna konuşarak bu olayı paylaşmıştık. Ama o 2-3 gün benimle konuşmadığı için çok üzülmüştüm. Gündüz Hoca gerçekten fair play'e çok önem veriyordu. Sağda diyordu rakibinize faul yapacağınızda oynadığınız futbolla ezmeniz gerektiğini söylüyordu. Yani kasti gidip yani rakibine tekme atmaktansa, rakibine veya kötü sözde bulunmaktansa veya formasını çekmektense daha çok konsantre olup daha çok futbola vererek kendimizi yenmemiz gerektiğini söylüyordu. Biz Denizli Spor'la PAF takım maçı oynamıştık. Galatasaray Denizli Spor PAF takım mücadelesi vardı. O maçta 50 attığım bir gol vardı. Hakem 50 attığımı fark etmeyip golü vermişti. Daha sonra ben topu elimle attığımı biliyordum. Gittim hakeme söyledim. Topu elimle attım diye. Yani gol geçersizdir dedim. Hakem de bana teşekkür edip gol iptal etmişti. Bunda Gündüz Hoca'nın da katkısı tabii ki var. Çünkü birçok maçtan önce bize söylemişti. İyi futbol ve fair play çerçevesinde oynayın demişti maçları. Yani her zaman fair play ruhunu aşılamıştı bize. Futbolcuyla beraber ilişkilerinde oyuncusuna sonsuz güven veriyordu. Onun varlığı motive etmeye yeterliydi. Trabzonspor 1979-80-81 sezonu böyle içeride dışarıda takımları falan yeniyor. Bizde bir maçları vardı. Allah var biz de korkuyorduk yani Trabzonspor'dan. Yani bu korkumuzu da maç saatine kadar yenememiş olacağız ki hoca hissetmiş. Ve değişik bir maç konuşması yaptı bizle. Tahtanın başına geçti maç konuşması için. İşte bir yazdı oraya, Şenol yazdı. Şenol Güneş de milli takımın hem kalecisi hem de Trabzonspor'un kalecisi. Bizden de Maliye kalk dedi, kaleci Maliye. Sen mi iyisin, Şenol mu dedi. Malik de ben iyiyim hocam dedi. İki Turgay yazdı. Şevket sen mi iyisin, Turgay mı dedi. Şevket ben iyiyim hocam dedi. İşte üç Cemil yazdı, Muzaffer'e söyledi. Muzaffer de ben iyiyim hocam dedi. Necati 4 numara hem milli takımın en iyi oyuncusu hem de Trabzonspor'un en iyi oyuncusu. Süper oynuyor o dönemler. İşte Vedat sen mi iyisin, Necati mi dedi. Ben iyiyim hocam dedim. Zaten yok Necati iyi desem takıma da koymayacak biliyorum. Ondan sonra ben iyiyim hocam falan 11 şeyimiz de Adana Sporlu da ben iyiyim deyince o halde Trabzonspor mu iyi, Adana Spor mu dedi. Biz de hep bir ağızdan Adana Spor hocam dedik. O ara hak gerçekten Trabzonspor korkusu üzerimizden gitmişti. Ve çıktık maçı da kazandık. Kazandırdığı yalnızca çalıştırdığı takımlar değildi. Onunla asıl kazanan Türk futbolu oldu.
futbolun kurumsallaşması, altyapısı, teknik eğitim o konularda çok büyük hizmetleri oldu. Kurum olmak, bu çok önemli bir kavram. Yani şimdi bir maç yapılıyor, o gün için, o maç için bir dünya kuruluyor. Kazanırsanız cennet, kaybederseniz cehennem. Halbuki o maça kadar olanların hepsi unutuluyor. O maçtan sonra olacaklar unutuluyor. O gün işte kaybettiniz mi, öldünüz gibi. Halbuki kurumlar bunu futbol kültürüyle karşılarlar. Kurumlar rahat karşılar. Onun için kurumsallaşmak çok önemli. Bir defa kurumsallaşmasının en büyük önemi profesyonel futbolcular Türk yasasının çıkmasıdır. Ve bu yasa çıkmadan evvel ben size bir anımı hatırlatayım. Ben Türk Milli Takımı'nda oynarken tabii ki o zaman amatördü. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü vardı. Ve biz bir kampa gittiğimiz zaman bize fiş verirlerdi. Bu fişlerle ya bir portakal suyu içebilirdin ya bir çay içebilirdin. Ama profesyonel futbol yasası çıktıktan sonra Türk futbolcularının, Türk antrenörlerinin ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bir maddi rahatlık geldi. Ve tabii bu maddi rahatlık da Türk futboluna yansıdı. Baktığımız zaman tesisleşme, kulüplerin altyapısıyla ilgili problemleri, ekonomik sorunları, bunları benim tanıdığım 76 yılından beri Gündüz hep bunların peşindedir. Gündüz Tekin Onay'ın öneri ve tavsiyesiyle altyapının bizim için çok önemli olduğunu bize hep vurguladığı zaman bunların da ne kadar önemli olduğunu bugün çok çok daha iyi anlıyoruz. 4 sene evvel 3. lige düşmüş, bizim altyapımızı oluşturan, PAF takımımızı oluşturan bugün Oftaş Gençler Birliği diye bir ekibimiz var. Bu ekibimiz, sizin inanın, bu Gündüz Tekin Onay'ın dikmiş olduğu fidaların verdiği bize filizlerdir. Rahmetli Turgut Özal zamanında profesyonel futbol yasasının çıkmasında gösterdiği gayret, bu yasanın çıkması için ne gerekiyorsa, hatta kendisinden böyle yüreğinden koparacak, yani etini koparsan onu bile verecek durumda çalışmasıydı. Bugün bir antrenörler derneği, bir antrenörlerin başı olması nedeniyle de bütün bunlara yön veren, bu arkadaşları bir araya toplayan, bunlara ne yapmaları gerektiğini savunan ve öğreten çok değerli bir spor adamıdır. Bugün diğer Fatih Terim gibi, Mustafa Denizli gibi, Şenol Güneş gibi hocaların iyi yerlere gelmesinde bence örnek olmuştur diye düşünüyorum ben. Antrenörlerin kazandığı da şu, yani o zamana kadar Türk antrenörleri fazla eğitim görmeden antrenör, yani alaylı vardı çok. Gündüz bu eğitim işini çok iyi organize etti. O zaman da antrenörler, yani futbolu bırakan antrenörler bir dönemde Türkiye'de abi olarak takımların başına geldi. Ama Gündüz ve diğer hocaların bu eğitim şeysi yüzünden, bilgileri yüzünden ve inanmaları yüzünden eğitime kurslar açıldı. Genç insanlara antrenörlüğün ne demek olduğunu sunmuştur. Yani yabancı teknik adamlarla aramızdaki bir farkın olmadığını, bizim daha iyi olduğumuzu sunmuştur. Onlarla mücadele etmiştir. Biz çok yakında Berlin'e gittik. Dünya Milli Takım Teknik Direktörleri toplantısına, bütün dünyadaki milli takımlar. Ben Oğuz Hoca'yı da yanıma aldım. Yunus Hoca ben de geleceğim dedi, mutlu oluruz dedi. Biz lobinin üst tarafında oturuyoruz. Tabii Marcelo Lippi şeyden indi, asansörden indi. Herkese merhaba, merhaba falan. Beni gördü, Terim deyip sarıldı, geldi. Çok ağladı Yunus Hoca. Gözleri doldu. Sonra Lippi gittik, Marcelo Lippi gittikten sonra çok ağladı. Neye ağlıyorsun dedik tabii o zaman. Biz anladık tabii de, ben sordum. Ya böyle bir şey var mı dedi. Bir Türk antrenörünün ne olduğunu görüyorum ben tabii. Yıllarca onun için savaş vermiş bir insanın bu tabloyu Avrupa'nın göbeğinde dünyanın tanıdığı bir insanla görmesi herhalde ona gururların en büyüğünü verdi. Gündüz Tekin Onay gelecekte Türk futbolunun dünyanın en önemli ekollerinden biri olmasını sağlamak amacıyla pek çok projeye imza attı. Grassroots projesi bunların en önemlilerinden biri.
futbolu 7'den 70'e herkese sevdirmek ve genç yeteneklere yatırım yapmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 2007 yılı Aralık ayında Gündüz Tekinonay Grassroots Eğitim Merkezi açıldı. Geleceğin yıldızları ve genç yetenekleri şimdi futbolla buluşmanın mutluluğuyla dolu. Bundan yaklaşık 4 sene önceydi. Ben Grassroots'un o genç yeteneklere yapılacak yatırımların neresinde olabiliriz proje olarak diye etrafta araştırmalar yaparken, çeşitli bölgelere gidip bölge antrenörleriyle bunun konuşmasını yaparken karşıma hep Gündüz Tekinonay ismi çıktı. Bütün bölge antrenörleri, bütün futbol emektarları Gündüz abiden bahsetti. Ya kim bu insan, kim bu insan, benim de tanışmam lazım derken orada yollarımız kesişti. Bana göre en büyük emeği olan insan Türk futbolunun altyapısında. Gençler, onun altındaki grassroots, yani filizlenen futbolcuların bulunması, seçilmesi, eğitilmesi aşamasından itibaren yıllarını bu işe verdi. Orada mı söyledim? Antrenörün ne zor değil mi? Oyuncu yoğun geçen yıllar boyunca o ailesini hiç unutmadı. Örnek bireş ve baba oldu. Tüm gençlere sağladığı katkıyı çocuklarından esirgemedi. Gençler Zeynep Gül'ü yediriyoruz, niye yedirmeyelim? Doğrusunu söylemek gerekirse çok sık, fazla vakit ayırdığımı söyleyemem. Ancak o günün koşullarında diğer meslektaşlarıma baktığım zaman yine aile bütünlüğü içerisinde özellikle ben seminerlere, tatillere beraber çıkardım. Fakat o zaman bizim tatil mevsimimizde ki transfer ayı engelleri yine de aileden uzaklaşmama bir gerekçedir. Fakat sorumluluğumun bilinci içerisinde ki bu sorumluluk bende en çok çocuklarımın geleceğiyle ilgili bir sorumluluktu. Onu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Zorluklar şöyle oldu. Yani özlemek. Çocuklarım ve ben hep Gündüz'ü özledik. Bekledik. Fakat ben bu yalnızlığı hiç problem yapmadım. Çocuklarımı yetiştirdim. Dolayısıyla Gündüz'e vakit ayırdım. Ona destek olmaya çalıştım. Bana zor gelmedi. Babamın gerçekten özellikle bizim çocukluk dönemimizde çok yoğun bir kamp ve maç programı vardı. Ve çok ayrı kalıyorduk, çok uzak kalıyorduk. Fakat çocukluğuma dair hiçbir zaman babamın eksikliğini düşündüğüm zaman hatırlamıyorum. Çünkü babam eve geldiği, kapıdan girdiği andan itibaren bizimle çocuk gibi oyun oynayan, hemen hemen evde geçirdiği zamanın tümünü bize ayıran ve en önemlisi de bence sevgisini ve ilgisini son derece yoğun bir şekilde bize hissettiren bir babaydı. Genellikle çok arkadaş gibiyizdir. Özellikle belli bir yaştan sonra ilişki küçük yaşlardayken baba-oğul ilişkisi, daha bir aranızda otorite, daha bir mesafe, bir korku, bir sevgi, bir saygı oluyor çocuk yaşlarda, okul yaşlarında, okul çağlarında. Ama tabii belli bir olgunluğa eriştikten sonra, 20'li yaşlardan sonra özellikle meslek hayatına başladıktan sonra daha bir dost gibi, arkadaş gibi her şeyi paylaşabildiğim, her şeyi konuşabildiğim yakın bir arkadaşım gibi oldu. O hale geldi. İkimizin de meslek olarak sporun içinde olması ve benim önümde çok daha yıllarını özellikle antrenörlükte geçirmiş, sporculuk hayatı daha kısa olup antrenörlük hayatı daha uzun olan bir insan olması tabii mesleki anlamda da bana çok şeyler verdi, çok şeyler ifade etti bu ilişkideki birliktelik, paylaşılan şeyler. Ben aslında ailenin geliniyim ama hiç öyle hissetmedim. Zaten ailenin hiçbir ferdi hissettirmedi ama gerçekten bana kızı gibi hep davrandı. Ben de dolayısıyla çok kolay bir şekilde babam gibi hissettim.
Onunla ilgili en bence önemli şey inanılmaz espri anlayışı ya ve hayata bakışı. Bir insan günlük hayatında her şeyi bu kadar dalgaya alıp, her şeyle bu kadar eğlenip, iş hayatında da bir o kadar nasıl ciddi olabiliyor? Benim için en anlaşılmaz, en sır tarafı o, onun karakteriyle ilgili. 50 yıl dolu dolu geçen bir futbol hayatı. O sadece kendisi için değil, ülke futbolunun kazanması için uğraştı. Türk ve dünya futboluna kazandırdığı yüzlerce yıldız onun ne kadar önemli bir futbol adamı olduğunu kanıtladı. Önüne hep yeni hedefler koydu. Yeni projeleri hayata geçirdi. Bu hedeflere ulaşmak zor olsa da o hiç yılmadı. O bir efsane. O bir futbol aşığı. Kazandığı sayısız başarıyla bugünden yarına kalacak Gündüz Tekin Onay adı futbol tarihine altın harflerle yazılı. Süper Lig'in kurulmasında, playoff'ların organizasyonunda ve tekrar bir playoff şansı giremeyene bir kere daha olmasında, eğitimde, oyuncuların yetişmesinde, UEFA kurslarının açılmasında, Grassroots'ta, Fustalı'da, plaj futbolunda hep bir çözülü yenilikleri hep getiren ve Futbol Federasyonu'nu Avrupalı bir federasyondan daha iyi bir şekilde icraat yapmasını sağlamaya çalışan ve bunların içinde tabii ki projeler de yatıyor. Gündüz Tekin Onay'ın projeleri hiçbir zaman futbol devam ettiği sürece unutulmayacak. Eğer Türk futbolu bugünlere gelmişse, Türk futbolu dünyada eğer bir yer edinebilmişse, Türk futbolu dünya üçüncülüğüne kadar ulaşabilmişse, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynamışsa, Konfederasyon Kupası'nda eğer üçüncü olmuşsa Türkiye ve genç milli takımlarda işte bu kadar büyük başarılar varsa, şampiyonalar varsa, şampiyonluklar varsa Gündüz Hocam'ın eseridir diyebiliriz. Sadece sahada oynanan futbolda değil ama sahanın dışındaki Türk futbolunun kurallarında da Gündüz Tekin Onay'ın büyük imzası vardır. Futbolla yatar, futbolla kalkar ve bu işi bilir. Ankara'da 3 numaralı dış saha, 2 numaralı dış sahadan Olimpiyat stadına kadar her tarafından Gündüz Tekin Onay'ın felsefesi de futbola olan aşkına devam eder. Türk futbolunun bir neferi olarak hep alınacaktır tabii ki. Hobisi de, fobisi de, özü de her şey futboldur. Ondan korkar, onu sever, onu yaşatır. Yani ben 45 senelik yaşamımda Gündüz Hoca'nın özel bir hobisini ben yakalayamadım. Futbol serüveni çok beni tümüyle futbol serüveni yani kökeninde her şey olan bu kulüp başkanlığı dahil buralara kadar getirdi. Ben çünkü çok seviyorum. Sevdiğim için minnettarım. Minnettar olduğum için ailem, evim, işim, param, her şey tamamen futbol sayesinde oldu. O bakımdan benim çok iyi bir dostumdur futbol. Dünyada ayakla oynanan tek oyun futboldur. Futbolun cazibesi karar zenginliğinden, karar verilerinden ortaya çıkmıştır. Gündüz Tekin Onay'ın tekniği, Asaf'ın tekniği, GTO. Futbolun lisanı dünyanın her yerinde aynıdır. Oyunun en önemli parçası takımdır. Yani bizdir, ben değildir. 40 yıl ekmek parası için şokun ağlara gitmesini bekledik burada. Evet, topu kalbinize yakın tutun. Thank you.
Thank you.